Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gigabyte'ın en yeni soğutma çözümlerinden biri olan Aorus S-Chain Fan 120 Aysı kutusundan çıkaracağız ve detaylı bir inceleme yapacağız. Bu fanlar özellikle kablo karmaşasından sıkılan kullanıcılar için tasarlanmış, pratik montajıyla dikkat çeken bir ürün. Hem soğutma performansı hem de şık ARGB aydınlatmasıyla gerçekten iddialı bir ürün. Şimdi gelin sizlerle birlikte kutu açılışına bir geçelim. Da Aorus S-Chain Fan 120 Ice'ın son derece sağlam bir şekilde paketlendiğini görüyoruz. İçerikte neler olduğuna gelin birlikte hızlıca bakalım. Kutumuzun içerisinde 3 adet 120 milimlik ARGB fanımız bulunuyor. Daha sonrasında fan ve ARGB kabloları yer alıyor. Fan montaj vidalarına yer verilmiş. Ve son olarak manyetik ARGB kablo klipsi bulunuyor. Ve tabii ki ürünlerimizin vazgeçilmezi olan bir adet de kullanım kılavuzu ve diğer evraklarda içerisinde bulunuyor. Bu fan setinin sunduğu en büyük avantajlardan biri daisy chain sistemi. Fanlar arasında tek bir kablo ile güç ve ağrcı bir sinyallerini iletmek mümkün. Yani eskiden her fan için ayrı ayrı kablo çekmek zorunda kalırken bu üründe tüm fanları tek bir bağlantı noktasından yönetebiliyorsunuz. Kablo karmaşasından nefret edenler için mükemmel bir çözüm olduğunu söyle Şimdi gelin sizlerle birlikte biraz tasarım ve özelliklerine bakalım. Fanların tasarımı oldukça zarif gözüküyor. Aurus SC fan 120 Ice ismini Ice görünümünden aldığı kesin. Fan kanatlarının beyazlığı ağar gibi aydınlatmayla birleşince gerçekten buz gibi şık bir görünüm yaratıyor. En dikkat çeken özelliklerinden biri ise sliding interlocking mekanizması. Bu mekanizma sayesinde fanları adeta birbirine kitliyorsunuz. Yani bir nevi Lego gibi birbirlerine takılıp çıkartılabiliyor. Bu hem montajı kolaylaştırıyor hem de sistemi daha sağlam hale getiriyor. Bir kere yerine oturtturduğunuzda fanlar arasında kablo bağlantısı yapmanıza gerek kalmıyor kablo çekme derdine de son veriyoruz. Ürün kablosuz bağlantı yapmasa da tek kablo çözümü sunması montaj sırasında harcadığınız zamanı neredeyse yarı yarıya indiriyor. Şimdi gelelim bu şık tasarımın altında yatan performansa. Aorus S-Chain Fan 120 Ice oldukça güçlü hava akışı ve basınç değerleri sunuyor. Özellikle maksimum 60 GFM hava akışı ve 2.75 mm H2O hava basıncı sayesinde sisteminizdeki sıcak havayı hız ...hızla dışarı atabiliyor. Burada sizlere biraz ufak bir teknik detay vermek istiyorum. CFM yani Cubic Feet Per Minute fanın... ...bir dakikada ne kadar hava hareket ettirebildiğini gösteren bir ölçü birimi... Kısacası fan ne kadar GFM değeri sunuyorsa o kadar fazla hava hareket ettirilebiliyor demektir. 60 CFM oldukça iyi bir hava akışı anlamına geldiğini de söyleyebiliriz. Milimetre H2O ise milimetre su sütunu anlamına gelir ve fanın ne kadar basınç oluşturabildiğini gösterir. Yani fanın oluşturduğu hava akışı ne kadar güçlü olursa o kadar etkili soğutma sağlayabilir. 2.75 mm H2O basınç değeri de özellikle dar alanlarda veya yoğun hava akışı gereken durumlarda fanın çok verimli çalışacağı anlamına gelir. Bu teknik detaylar sayesinde fanlar sadece bolca hava üflemekle kalmıyor. Aynı zamanda yüksek basınçlı hava akışı sağlayarak daha etkili bir performans, daha etkili bir soğutma bizlere sunuyor. Ayrıca fanların 600 ile 2000 RPM arasında çalışabildiğini de belirtelim. Yani düşük yük altında ses sessiz çalışırken ihtiyacınız olduğunda tam güçle devreye giriyor ve bunu da sessiz bir şekilde yapıyor. Çünkü 8.2 desibel ile 29 desibel arasında değişen bir gürültü seviyesi bizlere sunuyor. Bu sayede oyun oynarken ya da çalışırken fan gürültüsünden rahatsız olmayacağınızı düşünüyorum. Biraz da ARGB renklendirme aydınlatma tarafına değinelim. ARGB aydınlatma konusunda da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sisteminizde bir RGB senkronizasyonu kullanıyorsanız bu fanlar da tam uyumlu çalışacak. Gigabyte'ın RGB Fusion yazılımıyla fanların aydınlatma efektlerini kontrol edebiliyorsunuz ve tabii ki diğer ARGB uyumlu sistemlerle de tamamen entegre olabiliyor. Renk geçişleri gayet akıcı ve parlaklıkta oldukça tatmin edici diyebilirim. Şimdi en çok merak edilen kısım kısımlardan birine geldik montaj. Kutu açılışında da belirttiğim gibi Daisy Chain sistemi sayesinde sadece bir kabloyla tüm fanları bağlayabiliyorsunuz. Yani her fan için anakartınıza ya da kontrolcüye ayrı ayrı kablo çekmenize gerek kalmıyor. Sliding interlocking mekanizması fanları hızlıca yerine oturtmanızı sağlıyor. Gerçekten bu özellikler montaj işini inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Kasamızda fanlarla bir ekosistem yaratma tarafında da bizlere güzel destek sağlıyor. Mesela kasanızın ön tarafındaki üçlü fanları hazırladınız ve bir de egzoz fanı ilave etmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken kutu içerisinden çıkan Daisy Chain uyumlu ARGB kabloyu yine üçlü fanınızın diğer soketinden takıyorsunuz ve egzoz fanınızı da buradaki ARGB kabloya takarak ekosisteminizi güzel bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum, kutu içerisinden çıkan manyetik ARGB ile birlikte uyumlu olan diğer ekipmanlarınızı da manyetik ARGB kablosuyla monte edebiliyorsunuz. Bir diğer önemli konuysa uyumluluk. Aorus s Fan 120 Ice neredeyse tüm anakartlarla ve diğer RGB ürünleriyle tam uyumlu olarak çalışıyor. Yani sisteminizde başka bir marka anakart kullanıyor olsanız bile bu fanları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle RGB Fusion, Mystic Light, Aura Science gibi yazılımlarla senkronize çalışması sisteminize mükemmel bir uyum sağlayacak. Peki genel olarak nasıl bir izlenim bıraktı? Açıkçası Aorus S-Chain Fan 120 Ice'ın hem tasarımı hem de performansı beni oldukça etkiledi. Fanların hem şık hem de işlevsel olması gerçekten büyük bir artı. Özellikle kablo karmaşasına son veren daisy chain sistemi montaj sürecini oldukça hızlandırıyor ve keyifli bir hale getiriyor. Ürünün RGB aydınlatması da gerçekten harika görünüyor. Eğer kablo yönetimi, şık RGB aydınlatma ve güçlü soğutma sizin için önemli ise Aorus S-Chain Fan 120 Ice kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.